Merhaba arkadaşlar. İdari hukuki giriş dersimiz 7. ünitesi kolluk hizmetleri konusunda soru çözümümüze devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kolluk ile ilgili olarak yanlıştır? Yanlış olan bilgiyi soruyoruz. A. Şıklardan gidelim. A. Genel idari kolluk personeli polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçileridir. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Polis, belediye sınırları içerisindeki alınan kolluk faaliyetlerini yerine getirir. Evet. B. Sınırı dışında jandarma. Biliyorsunuz. C. Polis görevleri yönünden idari, siyasi ve adli olmak üzere 3'e ayrılmıştır. Tabii ki idari kolluk, siyasi kolluk, adli kolluk. D. İdari kolluk İçişleri Bakanlığı'na bağlı Cumhuriyet Savcılıkları bünyesinde örgütlenmiştir. Arkadaşlar bu çok yanlış bir bilgidir. Yanlış bir bilgidir. İdari kolluk İçişleri Bakanlığı bünyesinde, adli kolluk Cumhuriyet Savcılıkları bünyesinde. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Cumhuriyet Savcılıkları ifadesi son derece yanlış bir ifadedir. Çünkü Cumhuriyet Savcılıkları İçişleri Bakanlığı'na bu anlamda bağlı değildir arkadaşlar. Çünkü yasama, yürütme, yargı erkleri ayrıdır. Cumhuriyet Savcıları yargı kolunda İçişleri Bakanlığı'ndan ayrı olarak adli kolluğun amiri pozisyonunda Cumhuriyet Savcıları faaliyette bulunurken İçişleri Bakanlığı idari kolun amiri pozisyonundadır. Son şıkka da bakalım. Polis üniforma olabileceği gibi sivil de olabilir. Dolayısıyla yanlış ifade D seçeneğinde verilmiştir.